Bilge Türk izleyicilerine Washington'dan merhaba. Ben Hülya Polat. Stüdyo Washington'da yine birlikteyiz. Bu programı pazartesiden cumaya her gün Ege Türk ekranlarında izleyebilirsiniz. Günlük haber turumuz başlıyor. IŞİD'i Musul'dan çıkarmak üzere koalisyon desteği alan Irak birliklerinin operasyonu devam ederken hem Irak hem Suriye'de IŞİD'le mücadele konusu dün Başkan Obama ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinde de ele alındı. Ayrıca PKK konusu da bu görüşmede yer aldı. Bu telefon görüşmesinin ayrıntılarını Dilge Timoçin bildirecek. Evet Dilge, görüşmede hangi konulara ağırlık verildi? Hülya Polat, dediğiniz gibi dün akşam saatlerinde gerçekleşti bu telefon görüşmesi. Barack Obama, Amerikan Başkanı ve Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan IŞİD'le mücadele kampanyasını telefonda görüştü. Neler geldi gündeme? IŞİD'le mücadele konusunda yakın koordinasyon yapılması gerektiğini konuştu iki lider ve bu çabalar içerisinde Beyaz Saray'dan yapılan açıklama, yazılı açıklama şöyle. Obama bir NATO müttefiki olarak özellikle IŞİD'i Suriye'nin kuzeyinde kendi sınırındaki bölgeden temizleyen yerel güçlere verdiği destek başta olmak üzere Türkiye'nin kampanya yaptığı katkıları takdir ediyor dendi. Bu açıklamada IŞİD'e Suriye'de sürdürülebilir baskı uygulanabilmesi için Amerika ve Türkiye arasında yakın koordinasyon gereksinimine de dikkat çekti deniyor. Bu yakın koordinasyon ne demek? Amerikan yönetimi bu konuda tam olarak bir şey söylemiyor ama şöyle bir durum var biliyorsunuz. Amerika'nın Suriye'de sahada en büyük müttefiklerinden biri YPG, PYD güçleri yani Kürt güçler ve Türkiye bu güçleri PKK'nın uzantısı olarak görüyor, terörist olarak görüyor ki geçen hafta Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü John Kirby buna da dikkat çekti ve Türkiye'nin YPG güçlerini vurması ile ilgili koordinasyonsuz eylemler yorumunu yaptı. Yani Amerika bu konuda koordinasyon istiyor. Bunun dışında neler konuşuldu? Evet PKK gündeme geldi. İki lider de Irak'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne güçlü destek verdi dendi. PKK'nın Irak'ın kuzeyinde üstlenmesine engel olunmasının önemi konusunda da görüş birliği içinde olduklarını vurguladı ve Türkiye'nin de NATO müttefiki olarak bu çabanın IŞİD'e karşı mücadelenin önemli bir unsuru olduğu vurgulandı diyelim. Sözü size bırakalım Hülya Polat. Evet Dilge Timoçin, Başkan Obama ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinin ayrıntılarını aktardı. Teşekkürler Dilge. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye'nin Fethullah Gülen'in iadesi ve geçici tutuklama talebini bizzat iletmek üzere Washington'da. Bakan Bozdağ temasları kapsamında dün Amerika Adalet Bakanı Loretta Lynch ile bir araya geldi. Bekir Bozdağ bu görüşmenin ayrıntılarını dün gece Türk basın mensuplarıyla paylaştı. Özlem Tınaz'ın haberi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade sürecine ilişkin Amerikan makamlarıyla yürütülen görüşme trafiği hız kazandı. İşte bu kapsamda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Amerikalı meslektaşı Loretta Lynch ile bir araya geldi. İşte bu binada gerçekleşen görüşmede Türkiye'nin talepleri Bekir Bozdağ tarafından bu kez bakan seviyesinde Amerikalı yetkililere aktarıldı. Türkiye'nin hassasiyetleri ilk defa birinci elden Sayın Bakan'a iletilmiş oldu. Bizim bu iadeye ve geçici tutuklama talebine verdiğimiz önemi göstermek bakımından da bu ziyaret çok önemlidir. Çünkü Türkiye bugüne kadar pek çok ülkeden iade ve geçici tutuklama talebinde bulunmuştur. Ancak hiçbir iade talebi veya geçici tutuklama talebi üzerine herhangi bir Türkiye Adalet Bakanı ilgili ülkelere ziyarette bulunmamıştır. İlk defa bir Türkiye Adalet Bakanı bir suçluyla ilgili iade görüşmesinde bulunmak üzere ABD Adalet Bakanı ziyaret etmiştir. Biz kendilerine hem aramızdaki anlaşmanın 9. maddesi işletilerek iade maksadıyla bir tutuklanma talebini hem de darbe teşebbüsü nedeniyle aramızdaki anlaşmanın 10. maddesi çerçevesinde geçici tutuklama talebimizi ilettik. Aynı şekilde Fethullahçı terör örgütü kurucusu ve lideri Fethullah Gülen'in ABD'de ikamet ettiği Pensilvanya'dan
terör örgütünü yönetmeye devam ettiğini ve bunun iki dost ve müttefik ülke bakımından izahı ve kabul edilebilirliğinin olmadığını çok net bir dille ifade etti. Geçici tutuklama talebinin içerisinde geçici tutuklamayı gerektirecek yeterlikte, açıklıkta çok net deliller sunduk. Fethullah Gülen hakkında geçici tutuklama talebi konusunda herhangi bir mesafe alınıp alınmadığına ilişkin soruya Bozdağ, geçici tutuklamaya yargının karar vereceğini hatırlatarak yanıt verdi. Geçici tutuklama talebinde bulunurken yargısal süreci göz ardı ederek bu talepte bulunmuyoruz. Bizim gönderdiğimiz dosyalar iadeyi gerektirecek nitelikte delillerle dolu olan dosyalardır. Geçici tutuklamaya ilişkin talebimiz de geçici tutuklamayı gerektirecek delillerle dolu olan dosyalardır. Adalet Bakanlığı tabii bu dosyaların idari süreçlerini anlaşmaya göre tekemmül etmesini sağlıyor. Yargısal kararı ilgili mahkemeler veriyor. Tabii biz Türkiye olarak yargıyı göz ardı edin, bize verin demiyoruz. Bizim dediğimiz şey yargısal süreçte işlesin. O sürecin sonunda da Türkiye'nin beklentisi doğrultusunda bir kararın çıkacağına biz inanıyoruz. Önemli olan bu yargısal sürecin başlatılmasıdır. Bozdağ, Fethullah Gülen'in ABD'nin kendisini iade edebileceği endişesine kapıldığı için farklı bir ülkeye gitme arayışı içine girdiğine inandığını da dile getirdi. Belçika, Brezilya, Kanada gibi ülkelerde yer arayışında, uygun yer hazırlama çalışmalarında olduğuna dair Türk istihbaratının çok güçlü bilgileri var. Biz bu bilgileri de kendilerine daha önce aktarmıştık. Bozdağ görüşmede Rıza Sarraf davasının da gündeme geldiğini belirtti. Rıza Sarraf dosyası bizim takip ettiğimiz kadarıyla hukuki olmaktan ziyade siyasi bir dosya gibi duruyor. Çünkü dosyanın içerisinde ortaya konan şeyler daha ziyade savcının yorumlarına, şüpheden kaynaklı yorumlarından ibaret olduğunu biz görüyoruz. Tabii buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanımızın eşine, Türkiye'ye dönük de savcının yaptığı değerlendirmeler var. Bu da tabii bunun bir siyasi maksat güttüğünü çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bizim buradan istediğimiz şey tabii Türk vatandaşı olan birinin Amerikan kanunlarına göre kendisine isnat edilen suçtan dolayı Amerika'da yargılanması da mümkün değil. O da çok net bir şekilde ortada. Bu davanın Türkiye'ye dönük bir operasyon olarak, bir siyasi hedefli olarak yürütülen bir dava gibi ortada durduğunu biz Sayın Bakan'a ilettik. Özlem Tınaz, Amerika'nın Sesi, Washington. ...8 Kasım seçimleri yaklaşırken Demokrat aday Hillary Clinton ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump... ...savaş cephesi olarak da adlandırılan ve seçim sonuçlarını belirleyecek kilit eyaletlere odaklandı. Amerika'da başkan eyaletlerdeki oylama sonuçlarının toplamına göre belirleniyor. Bir eyalette çoğunluk oyunu kazanan aday o eyaleti almış sayılıyor. Sıradaki haberimizde adayların kilit eyaletlerde verdiği başkanlık mücadelesinin ayrıntıları var. Donald J. Trump. Seçim kampanyasının son günlerinde Hillary Clinton ve Donald Trump bazı eyaletleri daha sık ziyaret etmeye başladı. Trump Ohio ve New Hampshire, Clinton ise Florida ve Nevada'da kampanya yaptı. Amerika'da başkanlık seçimlerindeki siyasi bölünme yıllardır devam ediyor. Kırmızıyla gösterilen eyaletler Cumhuriyetçileri desteklerken mavi renge boyalı olanlar demokratları destekliyor. Stephen Wayne, Georgetown Üniversitesi'nden siyaset uzmanı. Birçok eyalette bir parti büyük farkla önde gidiyorsa, o eyalette başkanlık kampanyasına ait kaynakların fazla kullanılması gereksiz.
day. Uzman Jeremy Mayer, başkan adaylarının zamanlarının çoğunu savaş cephesi adıyla anılan bir avuç kilit eyalette geçirdiğini söylüyor. In the modern presidential campaign. Günümüzde başkanlık kampanyaları sadece 12 eyalette yürütülüyor. Liste her yıl değişebilir ancak son 3 yıldır fazla bir değişiklik görmüyoruz. Adayların en çok ilgi gösterdiği kilit eyaletler arasında Florida ve Ohio gibi büyük eyaletlerin yanı sıra Kuzey Carolina, Nevada ve New Hampshire gibi daha küçük eyaletlerde bulunuyor. Uzman Austin Hart, Bill Clinton'ın galip geldiği 1992 seçimlerinden bu yana demokratların kilit eyaletlerde daha başarılı olduğunu ve bu durumun Trump'ın işini daha da zorlaştırdığını söylüyor. He's got to win voters in Florida, Ohio. Trump'ın Florida, Ohio ve belki de Colorado ve Nevada'da seçmen kazanması gerekiyor. Pensilvanya'da durumu düzeltmesi de gerekli. Yani Trump'ın üzerinde büyük bir yük var. Uzman Jennifer Lawless, seçimlere sayılı gün kala adayların bir avuç eyalette daha küçük gruplara hedef aldığını söylüyor. Esas soru çok sayıdaki bağımsız seçmenin kime oy vereceği. Hatta burada söz konusu olan seçmen grubu bundan da küçük. Çünkü önemli olan kilit eyaletlerde yaşayan bağımsızlar. Yani ülke nüfusunun çok çok küçük bir bölümünden bahsediyoruz. Anketler Clinton'ın hem ülke genelinde hem de birçok kilit eyalette önde gittiğini gösteriyor. Ancak Trump, Ohio, Florida ve Kuzey Carolina gibi eyaletlerde Clinton'ı zorlamaya devam ediyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington. Amerika'da adaylar arasındaki başkanlık yarışı tüm hızıyla sürerken milyonlarca seçmen kararını verdi ve ülkelerinin yeni başkanını seçti bile. Nasıl mı? Amerika'nın Sesi sizler için erken oy kullanma merkezini ziyaret etti ve seçmenlerin nabzını tuttu. Mehtap Çolak Yılmaz'ın haberi. Amerika'nın yeni başkanını seçmesine daha günler var ama milyonlarca Amerikalı tercihini yapıp sandık başına gitti bile. Kime oy vereceğimi biliyorum. Kararsız değilim. Neden 8 Kasım'a kadar bekleyeyim ki? Hiç sıra yok. Niye herkes böyle yapmıyor? Peki kime oy verdiniz ve neden? Hillary Clinton. Why? Hillary Clinton. Öncelikle bu iş için çok daha niteliğe sahip. Birinci neden bu. Diğer neden ise bana göre faşist bir tehdit olan Donald Trump'a karşı oy vermek için. O çok korkunç biri. Amerikalı seçmen oyunu erken kullanmayı seviyor. Öyle ki 2012 yılında seçmenlerin %33'ü seçim tarihinden önce oyunu kullanmıştı. Bu yılsa tarihi bir rekor bekleniyor. 50 milyon oyun seçim tarihinden önce kullanılması bekleniyor. 130 milyonluk oy pusulası hesaba katıldığında bu tarihi bir rekor olabilir. Got our vote in time and... Zamanında oyumuzu kullanmış olduğumuzdan emin olmak istedik. Seçim gününden çok daha kısa kuyruklar oluyor. Sıra beklemiyorsunuz. Amerikalıların sandık başına gitmesine daha günler var ama Washington DC'de oy verme işlemi çoktan başladı bile. Öyle ki Amerika genelinde 5 milyon seçmen hangi başkanı tercih ettiğine karar verdi bile. Şu anda o merkezlerden birindeyiz. Erken oy verme işlemi Washington'da da başladı. Peki Amerika'da sandık başına giden bir Amerikalı nasıl oy kullanıyor? Şimdi o merkezlerden birindeyiz. Önce kimliğini getiriyor yanında ve bu kimlik bilgilerini buradaki görevlilere gösteriyor ve doğrulatıyor. Nerede oy kullanacağı belli oluyor. Kullanacağı bölge açıklandıktan sonra buraya geliyor. Eski usul, geleneksel bir şekilde burada kağıt oy pusulası da kullanabiliyor. Yani bunda normal bildiğimiz usul üzerine mühür de basabiliyor. Ya da onu tercih etmiyorsa, ki Amerika'nın genelinin tercih ettiği yöntem bu. Burada görmüş olduğunuz elektronik oy pusulalarına gidiyor. Orada beğendiği adayı, tercih ettiği adayı ve yerel olarak karar verilen birçok konuda oy kullanmaya devam ediyor. Her şey bittikten sonra buradan devam ediyor. Bu oy kullanma işlemi sadece başkanı seçmediği için daha uzun sürebiliyor. O nedenle eğer geleneksel kağıt oy kullanmış olsa da, elektronik oy kullanmış olsa da bu son noktada onaylıyor verdiği oyu. Orada onaylanmadan oyunu vermiş sayılmıyor ve orada onaylanma kağıdı çıktıktan sonra kişinin oyunun sayıldığı ortaya çıkıyor. Ve seçim gününe kadar, 8 Kasım gününe kadar oradan hiçbir oy basılmıyor ve sayım işlemine gidilmiyor. Seçim kampanyalarını organize eden kişilere "ben oyumu verdim, beni düşünmenize gerek yok, başka seçmenlere odaklanın" mesajı vermek için erken oy verdim.
Başkan adaylarının kampanyaları seçim günü olan 8 Kasım akşamına kadar sürecek olsa da oyunu erkenden kullanması beklenen yaklaşık 50 milyon seçmenin kararı değişmeyecek. Mehtap Çolak Yılmaz, Amerika'nın Sesi Washington. Sırada Amerikan basınından özetler var. Bugün Amerikan gazetelerinde öne çıkan konuları Ege Cansu Saçıkara özetleyecek. Ege, söz sende. Evet, basın özetlerini her zaman olduğu gibi Washington Post'la başlıyoruz. Gazete bugünkü ana sayfasında Çin'in en büyük otomobil camı üreticisi olan Huyao Grup'un Amerika ve Çin arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek ve ekonomik büyümede yeni bir dalga yaratmak amacıyla Ohio eyaletinde fabrika açtığını bildiriyor. Çin firmalarının yurt dışına açılma eğilimi içinde olduğunu yazan gazete, Fuyao Group adlı şirketin Ohio eyaletinin Moran kasabasında General Motors'un 1920 yılında inşa ettiği fabrikada faaliyet gösterdiğini yazıyor. Habere göre bir zamanlar sanayileşmeyle büyüyen ancak küreselleşmenin etkileri yüzünden yıldızı sönen Moran gibi kasabalar, Çin firmalarının Amerika'da yaptığı yatırımlarla yeniden canlanıyor. Ancak gazete Amerikalı yetkililerin Çin firmalarının yaptığı bazı yatırımların ulusal güvenlik açısından tehdit unsuru haline gelebileceğini düşündüğünü ve bu nedenle kaygılı olduğunu da bildiriyor. Washington Post'ta bugün ayrıca Donald Trump'ın başkan adaylığı nedeniyle Cumhuriyetçi Parti'nin kadınlarla olan ilişkisinin giderek bozulduğuna dair bir haberde yer almış. Habere göre Cumhuriyetçi Parti içindeki birçok kadın Donald Trump'a yönelik cinsel taciz suçlamalarını bertaraf etmeye çalışan partili erkek politikacıların partinin kadın seçmenlere olan ilişkisine giderilmesi mümkün olmayacak ölçüde zarar verdiğini düşünüyor. Cumhuriyetçi Parti'nin kadınlara adeta savaş açtığını yazan gazete, eski başkan adayı Carly Fiorina, eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice ve New Hampshire eyaletinden Senatör Kelly Ayotte gibi Cumhuriyetçi Partili kadınların Donald Trump'ın başkan olmasını istemediklerini açıkça söylediklerini de hatırlatmış. Gazete ayrıca Temsilciler Meclisi eski başkanı Newt Gingrich'in Trump'a yönelik cinsel taciz suçlamalarını gündeme getiren Fox News kanalı habercilerinden Megyn Kelly'yi azarlayarak kafayı cinsellikle bozmuşsun demesinin partinin neden kadın seçmenleri kaybettiğini açıklamaya yettiğini yazıyor. Geçelim Boston Globe'a. Gazete bugünkü ana sayfasında 2008 ekonomik krizinden sonra giderek azalan kredi kartı kullanımının Amerika'da bu yıl adeta patlama yaptığına dair bir habere yer vermiş. Habere göre tüketimin artış gösterdiği bu yıl bankalar 2008'den bu yana tüketicilere ilk kez görülmemiş ölçüde yeni kredi kartı dağıttı. Bankalar Ocak ayından Temmuz ayına kadar müşterilerine 39 milyon kredi kartı verdi. İktisatçılar Amerikalı tüketicilerin toplam kredi kartı borçlarının bu yılın sonunda neredeyse 1 trilyon doları bulacağını tahmin ediyor. Boston Globe'a göre kredi kartı şirketleri özellikle varlıklı tüketicileri cezbetmek için en çok hediye dağıtma taktiğini kullanıyor. Haberde Emmy ödülleri törenine ücretsiz bilet ya da bir Avrupa başkentinde lüks bir otelde bir gecelik ücretsiz oda gibi birçok hediyenin kredi kartı şirketlerince müşterilere sunulduğu yazıyor. Ancak haber tüketicilerin kısa süre içinde kredi limitlerine erişmesinin ekonomik açıdan risk oluşturduğu uyarısında da bulunmuş. Bugünkü son haberimiz Wall Street Journal'dan. Ön sayfasında dün Washington'daki yeni otelinin açılışını yapan Donald Trump'ın fotoğrafını da paylaşan gazete, Trump'ın popülizmi kullanarak Cumhuriyetçi Parti başkan adaylığına kadar yükselmesini analiz eden bir değerlendirmeye yer vermiş. Gazeteye göre serbest ticaret anlaşmalarının ekonomiye zarar verdiğini, göçmenlerin toplumun dokusunu bozduğunu sık sık dile getiren Trump, bu popülist söylemle Amerikan işçi sınıfını saflarına çekmeyi başardı. Gazete daha önceki cumhuriyetçi adayların bu muhafazakar sınıfın silah kontrolü ve kürtaj gibi başka hassasiyetlerine hitap ettiğini ancak Trump'ın ilk kez ekonomik çıkarlardan dem vurarak yükseldiğini yazıyor. Cumhuriyetçi Parti'de derin uçurumlar açan Trump'ın başkanlık seçimini kazanması durumunda Cumhuriyetçi Parti'nin köklü kadroları parti içindeki yerlerini sorgulamaya başlayacak. Trump kaybederse ne olur senaryosuna da yanıt veren gazeteye göre Trump cephesi, bizi yeterince desteklemediniz diyerek parti kadrolarına yüklenecek ve peki Cumhuriyetçi Parti kimi temsil ediyor sorusu ağızdan ağıza dolaşmaya başlayacak. Amerikan basınları aktaracaklarımız bugünlük bu kadar. Hülya Polat, söz tekrar sizde. Evet, teşekkür ediyoruz Ege. Gazete başlıklarımız Ege Cansu Saçıkara'dan geldi. Amerikan basınından özetleri her gün Stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz. Yayınımız devam ediyor.
Hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde kişilerin hipertansiyon, yani yüksek tansiyon hastalığı riski oldukça yüksek. Yapılan kapsamlı bir araştırma, hava kirliliği ve önemli kalp hastalıklarına yol açan yüksek tansiyon arasındaki bağı ortaya çıkardı. Yeni bir araştırma, Norveç, İsveç, Danimarka, Almanya ve İspanya'da yaşayan 41 bin kişide hipertansiyon belirtilerini 5 ila 8 yıl boyunca izledi. Avrupa'da Hava Kirliliğinin Etkileri isimli uzun dönemli bir projenin parçası olan bu çalışmada hava kirliliği ve yarattığı sağlık sorunları incelenmiş. 2008 yılında araştırmaya katılanlar yüksek tansiyon ilacı kullanmadıklarını ya da tansiyon şikayetleri olmadığını belirtti. 2011 yılında ise bu kişilerden 6200'ü hipertansiyonları olduğunu ve tansiyon ilaçları almaya başladıklarını bildirdi. Ve bu kişilerin çoğunun hava kirliliğinin yüksek olduğu kentlerde yaşadığı ortaya çıktı. Hava kirliliği bir metreküp içinde ne kadar mikrogram partikül olduğu ile ölçülüyor. Araştırmacılar bir metreküpe 5 mikrogram partikülün düştüğü bölgelerde hipertansiyon riskinin %22 civarında arttığı sonucuna ulaştı. Uzmanlar bu tarz hipertansiyon vakalarının hava kirliliği azaltıldığı takdirde önlenebileceğini söylüyor. İnsan sağlığına kötü etki yapmayacak kirlilik oranını belirlemek önemli. Bu yüzden araştırmacılar şimdi de hava kirliliğinin az olduğu bölgelerde temiz havanın sağlığa olan etkisini araştıracak. Hava kirliliği sorununun akciğerlerde iltihaplanma oluşturduğu ve kalp ve damarlarda hasara yol açtığı düşünülüyor. Ege Cansu Saçıkara, Amerika'nın Sesi, Washington. Harvard Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma bebeklerin anne sütüyle beslenmelerinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Anne ve Çocuk Beslenmesi adlı dergide yayınlanan araştırma, emzirmenin sadece bebekler için değil, kadın sağlığı için de yararlı olduğunu ortaya koyuyor. 2014'te İngiltere'de bir kadının sokakta bebeğini emzirmesi büyük tartışmalara yol açmıştı. Protestolar emzirmenin normal olarak algılanması ile ilgili. Toplumun birçok kesimi emzirmeye hala olumsuz bakıyor. Oysa anne sütüyle beslenmenin ne kadar yararlı olduğu uzun zamandır biliniyor. Anne sütü çocuğun yaşam süresini uzatıyor, şeker hastalığı ve obezite riskini azaltıyor. Emzirmek anneleri de yumurtalık ve meme kanserine karşı koruyor. Ancak zengin ülkelerde her 5 bebekten sadece biri 1 yaşına dolana kadar anne sütüyle besleniyor. Bir yandan toplum içinde emzirmek hoş karşılanmazken diğer yandan birçok yeni anne bebeklerini emziremedikleri için eleştiriliyor. Bebeğinizi anne sütüyle beslemeniz için çok baskı yapılıyor. Herhangi bir nedenle emziremiyor ya da emzirmek istemiyorsanız olumsuz tepkilerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Tüm uzmanlar 1 yaşını doldurana kadar bebeklerin anne sütüyle beslenmelerini öneriyor. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington. Deniz fenerleri yüzyıllar boyunca gemilere rehberlik ederek güvenli şekilde kayalıklardan geçip Liban'a yanaşmalarını sağlıyor. Ancak 20. yüzyılda navigasyon teknolojisinde kaydedilen ilerlemeler deniz fenerlerini geri plana attı. Amerika kıyılarında bir zamanlar hayat kurtaran yüzlerce deniz feneri binası çürümeye terk edilmiş durumda. Great Lakes bölgesinde bir grup gönüllü ise bu güzel mimari yapıları ayakta tutma mücadelesi veriyor. Deniz fenerleri çok özel yapılardır. Her biri farklı olan bu yapıları muhafaza etmek, bina koleksiyonu yapmak gibidir. Ve bütün tarihi eserler gibi deniz fenerleri de nostalji duygusu uyandırır. Burası bana büyük annemi ve büyük babamı, yani köklerimi çağrıştırıyor. Milwaukee'deki Michigan Gölü üzerinde bulunan North Point deniz feneri restore edilmiş ve halka açılmış. 1854'te inşa edilmiş ve fener ilk kez 1855'te kullanıma açılmış. Daha ıssız yerlerde inşa edilen deniz fenerlerinin restorasyonu ise hem çok daha fazla çaba hem de kaynak gerektiriyor. Michigan'ın Huron Gölü üzerindeki Port Austin deniz feneri 1950'lerde terk edilmiş. 2011'de hükümet fenerin gönüllüler tarafından restore edilmesine izin vermiş. Ancak birkaç yıl sürmesi beklenen proje yıllardır bitmemiş. Bu projelerin en fazla 1 veya 2 yıl süreceğini düşündük ama 30 yıl sonra hala buradayız. 2000'lerin başında Amerika'daki deniz fenerlerinin çoğu yıkık durumdaydı. Hükümet Great Lakes bölgesindeki 100'den fazla deniz fenerini tadilat görmesi için devretmiş.
deniz feneri meraklıları çok zor olacağını bile bile hemen işe koyulmuş. Buraya ilk geldiğimizde odaların çoğunun, özellikle de alt kattakilerin kuş pisliğiyle kaplı olduğunu gördük. Yerel yetkililerin destek vermesiyle tadilat işi kolaylaşmış. Geçtiğimiz haftalarda Michigan Gölü üzerindeki Washington Limanı 81 yaşındaki deniz fenerini devralmayı başarmış. Haber büyük yankı yarattı. İnsanlar fenerin yerel yönetime ait olmasını istiyordu. Kent Belediyesi 1,5 milyon dolarlık restorasyon projesi için bağış toplamayı planlıyor. Bölge sakinleri ise iskelenin ucundaki deniz fenerinin yenilenmesini sabırsızlıkla bekliyor. Serdar Keskin, Amerika'nın Sesi, Washington. Yayınımız burada sona eriyor. Stüdyo Washington yarın da yeni konularla ekranlarınızda olacak. Stüdyo Washington ekibinden hepinize en iyi dilekler. Yarın yine birlikte oluncaya kadar esen kalın, sevgiyle kalın.